Herkese merhabalar diliyoruz efendim günaydınlar Türkiye günaydınlar Siha, günaydınlar bu sefer neredeyiz bu sefer Çumra'nın Sırçalar tepesindeyiz efendim özellikle buradan sizlere böyle bir değişiklik yaptık umarım muvaffak oluruz ee, güzel memleketimiz güzel insanlarımız özellikle ne dedik tarımın başkenti dedik ne dedik ee, Konya'nın tahıl ambarı dedik ee, ve bu bağlamda da sizlere e, en iyi şekilde haberi aktarmaya çalışıyoruz. Ama yörelerimizden oluyor, ama bazen stüdyolarımızdan oluyor, ama başka yerlerden oluyor ki bir şekilde olmaya devam ediyor. Yüce Allah buna izin verdiği süreci. Türkiye'nin gündeminde Kurban Bayramı var biliyorsunuz. Özellikle bu Kurban Bayramında e, geçen yıla oranla biraz daha fiyatlar artık bu sene üst noktada. Neden üst noktada? E, zaman geçiyor haliyle. Enflasyon değerleri var. Enflasyon değerlerinden sonra tarımda ve sanayicide bir şekilde gelişim var. Bu gelişim aşamasından sonra ne oluyor? İster istemez de bir şekilde fiyatlar yükseliyor. Özellikle geçen yıla oranla geçen yıla oranla fiyatlar baktığımız zaman 750 veya 1 lira civarındaydı ama bu seneki değerleri görüyoruz ki e, fiyatlar 1,5 lirayı bulmuş durumda. Ha taksit yapan da var konuyla ilişkin taksit yapan da var e, e tabi yapmayan da var. Vatandaşın durumuna göre alım durumuna göre özellikle Malum pandemi oldu, ortada bir sıkıntılı bir süreç yaşandı. Pandemi sürecinden sonra da e, vatandaşın tabi alım gülü, gücü alım gücü olmadığı için özellikle ne oldu? Biraz daha bu sekteye uğradı. Tabi e, güzel memleketimizden haberleri aktarmayı umuyoruz, ama nasıl haberler? Güzel haberler aktarmayı umuyoruz. Bu bağlamda da sizin değerli yorumlarınıza çok çok teşekkür ederiz. Emin olun e, ilk günden sonra e, yavaş yavaş e, biraz biraz yükselmeye başladı. Allah'a hamdolsun ki bundan sonraki süreçte de Yüce Allah ne diyorduk efendim. O sesi o nefesi bizlere nasip ettiği sürece yayınlarımıza peyderpey ara ara da olsa devam edeceğiz. Elimizden geldiğince özellikle her gün yapmaya gayret göstereceğiz ama bu mümkün mü? Tabii ki de mümkün değil. Neden mümkün değil? Ee, i̇şte bazen hayatın getirdiği nitelikler oluyor, bazen hayatın getirdiği sıkıntılar oluyor, bazen hayatın getirdiği üzüntüler oluyor ki zaten bazen de emin olun şartlar buna el vermiyor. Gerçekten şartlar er vermiyor. Diğer taraftan tabi Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde ne var? Aşı var, aşı projeleri var efendim. Özellikle bunun üzerine düşüyorlar. Neden düşüyorlar ki? E, aşının çok önemli bir noktası var. Türkiye'de ve hatta dünyada Türkiye'ye gelen aşılar bir şekilde değerlendirildi. Özellikle değerlendirmesi noktasından sonra da aşı bir şekilde genişlemeye çalıştı, başladı. O süreçten sonra da aşı ne oldu? 18 yaşa indi. Özellikle gazetelere geçmeden önce aşı ile ilgili Türkiye'nin gündeminde Van var. Tabi Van'da ne var efendim? İlk önce konuyu açıklayalım. Van'da özellikle aşı olmaya gelemeyen vatandaş Lar için bir seferberlik ilan edildi. Dağda, e, ovada, bayırda nerede olursa olsun oradaki işte e, koyun otlatan çobanlarımız olsun, çiftçilerimiz olsun orada bir aşı çalışması gerçekleştirildi. Dilerseniz o haberimizle gündemimize merhaba diyelim efendim. Buyurun. Sen bu da başına nasıl gelmiş, <laughs> ne için gelmişsin onu söyle. Senin için geldik amca, aşırı yapacağız inşallah. Sen hoş geldin, geldin yani. Teşekkür ederim. Dağ tepe dinlemediler, patikaları aşarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri aşıyla buluşturdular. <laughs> Van'da sağlıkçılar aşı yapmak için öyle zorlu yolları açtılar ki çiftçilere ulaşmak için 3000 rakıma çıktılar. Hoşçakalın. Kilometrelerce yol yürüdüler, dağ bayır tırmandılar. Tüm bu gayret aşıya gidemeyen vatandaşı aşılamak içindi. Biz gidemiyoruz zaten, işimiz kalıyor. Gel, Gelmeseydiniz biz aşı olmayacaktık. Çok teşekkür, teşekkür ederim, çok memnun olmuşum. Evet. Çoğu vatandaşımız yaylada oluyor, koyun otlatmakta ya da ot pişmekte oluyor. Bu nedenle aşıya ulaşamıyorlar. Biz de aşıyı mobil ekiplerimizle ayaklarına kadar taşıyoruz. Aşımızı olalım, hep birlikte bu zorlu dönemleri atlatalım inşallah. Çalışmaktan fırsat bulamadıkları için aşıya gidemeyenler aşılamamıştı işte bu manzara eşliğinde oldu. Her biri mutluydu. Sağlık ekipleri, sağlık çalışanları köyümüze toprak yol o zahmete, o eziyete katlanıp hatta arabanın çıkamadığı yerler var aşağıda köyün aşağısından. Oradan köyün merkezine kadar tam ortasına kadar yürüyerek geldiler. Bizler için bu zahmeti, bu eziyeti çektiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz buraya geldikleri için. Her gelmeselerdi valla biz aşı olmayacaktı. Şimdi herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Yüce Allah inşallah yani şu temenin biraz bir korkumuz var. Biraz bir böyle bir endişemiz var. Biraz bir böyle ne bileyim halkımız bazı yerlerde tabii vatandaşlarımız özellikle e, bu konuda gerekli önlem alıyor ama bazı vatandaşlarımız da Ne yapıyor? Özellikle e, bu özellikle maske kuralı ve sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Aman diyelim efendim. İnşallah Türkiye'nin gündemine yeni bir kapanma süreci daha başlamaz diyelim. Ve Yeni Şafak Gazetesi başlayalım. FETÖ'nün Orta Asya'daki bir numarası diye başlık atılmış. FETÖ'nün Orta Asya'daki bir numarası olan Orhan İnadı'nın örgütün en güçlü olduğu Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi önemli bir dönüm noktası olacak. CIA ve bölge ülkelerin istihbarat servisleriyle içli dışlı olan inandığı için CIA'nin bölge şefi yorumları yapılıyordu. Bir ayağı da demiş Pensilvanya'da demiş. 2001 yılında FETÖ'nün Kırgızistan imamlığı yapan İnandı 2017 yılında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin genel sorumlusu olarak atandı. Sık sık elebaşı Fethullah Gülen'le görüşen İnandı'nın Pennsylvania'ya son ziyareti ne zaman gerçekleşti? Mart 21'inde 2021'de gerçekleşti. Kırgızistan'da devlete sızan Kırgız asıllı fetöcüleri yeniden yöneten inandı. Firarilerin de bu ülkede barınmasını sağladı. Cezaevinde ölen MIT görevlisi Kaşif Kozanoğlu hazırladığı raporda inandığı için Kırgız Devleti ile asıl irtibatlı olan odur. Büyükelçimizin forsu yoktur demişti. Kırgızistan'daki ABD üssü inandığının özellikle çabalarıyla açık kalmıştı demiş efendim bu şekilde e, Yeni Şafak gazetesinden tabii ki de bilgiler verilmiş. Diğer taraftan Genel Merkezden Halk TV'ye ta talimat. Halk TV'ye talimat verilmiş. Muharrem'i gösterme diye başlık atılmış efendim. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yaptığı Muharrem İnce'ye sansür uygulamış. Halk TV'nin eski genel müdürü Şaban Seviç il il gezen İnce'nin programlarına katılınca veya yayınlanınca iki genel başbakan yardımcısından uyarı aldıklarını söyledi. Sevinç kendisine başımıza bela mı edeceksin? Neden bu kadar gösteriyorsun? Dendiği anlatıldı bir şekilde. Sevinci arayan iki isimden birinin de Tuncay Özkan olduğu öğrenilmiş. Özellikle yan taraftaki başlıkta kasete bakın bugünü anlarsınız demiş. CHP'den tamamen tasfiye edilmek istenen Deniz Baykal avukatı Muzaffer Yılmaz aracılığıyla cevap verdi. Özellikle Yılmaz bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenlere 11 yıldır yargılama devam etmekte olan kaset kumpas davasının incelemelerini tavsiye ederiz demişler efendim. Özellikle de Yeni Şafak gazetesi bu şekilde bilgiler vermiş. Geçelim tabii ki o yargılama süreçleri biraz daha farklı. Yani bizim bilmediğimiz tarafları da e, devlet erkanı biliyor. Veya devlet erkanının özellikle yanlış yorumladığı tarafları da bizler ne yapıyoruz? Eleştirebiliyoruz. Bir şekilde eleştirebiliyoruz. İlla var mıdır? Vardır efendim. Doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Baştan olduğu gibi ne söylüyorduk? Bizler tam ortadayız. O gün haber hangi haber gelmişse onları yayınlamaya ne yapıyoruz? Gayret gösteriyoruz diyelim. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Hem din, iman, Allah diyeceksiniz hem de 7-8 maaş alacaksınız demiş. Bir emekli kendi evladı işsizken iktidara yakın isimlerin birden fazla maaş almasına tepki gösterdi. Bu haksızlığı İyi Parti lideri Akşener'e şikayet etti. İyi Parti lideri Meral Akşener Malatya'da esnafın ve vatandaşın derdini dinledi. Herkesin dilinde geçim sıkıntısı ve milletin İflahını kesen zamlar vardı demişler. Özellikle de AKP'ye yakın üst düzey bürokratların kamu kurumlarından çifter maaş almasına ise tepki burada büyüktü. Bir emekli vatandaş Akşener'e şöyle dert yandı. Zorumuza gidiyor. Çocuklarım iş bulamıyor ama onlara iş var. Böyle sistem olur mu? Hem din, iman, Allah diyeceksin hem de 708 maaş alacaksın bunun dini imanı olmaz. Bir maaştaki vatandaş ise bir başka vatandaş ise biz geçinemiyoruz. Ama Ankara'dakiler oradaki vatandaşlar veya artık devlet erkanım diyelim kimler diyelim efendim bu şekilde devran sürüyor. Bu zorumuza gidiyor demiş efendim. Sözcü gazetesinde de özellikle bu şekilde başlık atılmış. Diğer bir başlık soyarken serbest yargılanırken gizli. 77 bin kişiyi 500 milyon lira dolandırmakla suçlayan suçlanan Tosuncuk'la lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili dosya için gizlilik kararı verilmiş. Mehmet Aydın biliyorsunuz tutuklandı efendim. Ee, bu süreçten sonra da Mehmet Aydın hakkında ne olmuş? Eee yargılamada gizlilik kararı verilmiş. CHP'li Veli A baba dolandırırken, aleni yargılarken gizli diyerek tepki gösterdi. Davanın takipçisi olacağız demiş efendim bu şekilde de. Bilgi verilmiş özellikle Sözcü gazetesinden tabi e, özellikle Türkiye'nin diğer gündeminde de tabi bir tosuncuk davası var. E, gerek e, sağlık açısından aşı olsun ger gerek diğer taraftan e, özellikle vatandaşın gündeminde kurban bayramı olsun ve gerekse tosuncuk olsun diyelim. Ee, kısa bir haberimiz var. Özellikle vatandaşlarımız tabii bu güneşin altında yaklaşık olarak 39-40 dereceyi buluyordu efendim 3-4 gün öncesinde. Malum hava biraz serinledi ama dikkat diyelim sıcaklıklar geliyor. Haberimize devam edelim. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Deneme adı verilen arazilerde ayçiçeğini sulamak için arılardan böyle korunuyorlar. Ayçiçeği sulaması devam ediyor. Boyu oranla 1.90 ve yaklaşık 2 metreyi geçen ayçiçeği arazileri sulamayı zorlaştırdığı gibi üstüne bir de araların bal yapmak için polen topladığı ayçiçeği arazilerinde sulama hizmetinin zahmeti bir kat daha artıyor. Çumra ilçesine bağlı Karkın Mahallesi arazilerinde Deneme adı verilen mevkide ayçiçeği sulaması için vatandaşlar eksi 39 derece sıcaklıkta hem arılardan korunmak için özel kıyafet hem de sıcaklığın zorluklarına katlanarak arazilerini suluyorlar. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Üstünü örtemezsiniz demiş efendim. Yöneylem araştırmanın Türkiye siyaset paneli Haziran verileri Cumhuriyet'te. İki seçmenden biri soylu istifa diyor. Özellikle bu şekilde de başlık atılmış. Kim demiş soylu yalnız diye. Bahçeli'den destek gelmiş efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli parti içerisinde yalnız kaldığı eleştirileri yapılan Bakan Soylu'ya bir kez daha sahip çıktı. Soylu'ya itibar suikastı yapıldığını söyleyen Bahçeli, Bakanımız Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimlerini zulme varan istinatları kaygıyla izlediğimizi aslı ama asla kabul etmediğimizi tarihe not düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye Kimsesiz diye ifadelerini kullanmış. Özellikle efendim e, konuyla ilgili de burada bilgiler verilmiş. E, diğer taraftan diğer bir başlık araştırdık haber yaptık demişler efendim. Çete lideri Peker'in kendisi ve yakınları hakkındaki iddialarına aykırılar Aylardır düzeltiyorum. Yanıt veremeyen İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu iddiaları araştırarak haberleştiren gazetemize tazminat davası açtı. Soylu, belgeli ve doğrulanmış haberlerimiz nedeniyle gazetemizden 1 milyon lira tazminat istedi efendim. Süleyman Soylu Cumhuriyet Gazetesi'ne 1 milyon lira tazminat davası açmış. Bu şekilde efendim. Temiz olsan eleştirilmezsin diye de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bu şekilde bilgi vermiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu Soylu'nun Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi hala açıklamadığını anımsattı. Kılıçdaroğlu pir üpak olsaydım eleştirilmezdin. Rüşvet alanı koruyorsan sen de bir parçasısın. Devlet de Bahçeli de bir parçası. Her ay kim? 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bunu açıkla. Yapamıyorlar. Neden? Ortaklar demiş. Efendim Cumhuriyet Gazetesi de özellikle bu bilgilere yer vermiş. Tabi dedik Kurban Bayramı yaklaşıyor dedik. Fiyatlar ne durumda? Dilerseniz o haberimize devam edelim. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla da koyun, keçi ve büyükbaş hayvanlara rağbet arttı. Pandemi sürecinden sonra yeni gözünü açan esnaf zamların gelmesi bir yana Kurban Bayramı da yaklaşınca faiz fiyatların piyasaya göre uyarlanması bir taraftan vatandaşın belini büküyor. Pandemi sürecinden sonra hareketlilik başladı dedik. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Malum kurbanlıklarda piyasaya çıkmış durumda. Peki fiyatlar nasıl? Özellikle geçen yıla oranla 751 lira olan kurbanlıkların fiyatı bu yıl pandemi sürecinden sonra yaklaşık olarak 1,5 lirayı buluyor. Kuraklık bir taraftan çiftçinin zaten belini büktü. Öte yandan samanın değerebilmesi de cabası. Vatandaşın beyanına göre şayet gelecek yılda su olmazsa durum daha kötü. İnşallah efendim bu kurban bayramının da bu sürecin de bir an önce e, vatandaşlarımızın böyle sık açılma süreci tabi e, yasaklar kalktı. Bayramda e, nasıl olacak, e, ne gibi bir uygulama yapılacak onu da tam olarak bilmiyoruz ama inşallah vatandaşımız için, Müslüman alemi için hayırlı olmasını temenni edelim diyelim. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. E, Marmara'yı sallayan, Marmara'yı salyadan temizleyecek formül demiş efendim. Çöpçü balık göreve özellikle bu şekilde başlık atılmış. Müsilaja karşı ekonomik mücadele masada denize salya yiyen balık bırakılacak. Av yasağı ile de sayıları artırılacak demiş efendim. Özellikle sudaki oksijen artıyor. Marmara'yı saran ve diğer denizlerimize de tehdit eden bu müsilajla mücadele tam gaz sürüyor. Baş 5 noktaya bırakılan cihazlar sudaki oksijen miktarının arttığını gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum balıklar müsilajı yiyor. Bitkiler oradan besleniyor. Yani bir döngü var. Buradaki problem müsilajın Aşırı üremesi diye konuşmuş. Sahte içkiden bir şekilde e, ölüme cinayet kararı. Hani bir söz vardır eğer bir insanın e, ölümüne zemin hazırlamışsanız o cinayetle eş değersiniz diye. Gerçekten de öyle. E, ne diyelim? Özellikle içki konuları yani e, tamam haram olduğunu bizler biliyoruz ama maalesef de e, bunun önüne geçemiyorsunuz. E, vatandaşın hür kendi hür iradesi her şeyi yapabilir ama ne diyelim başkalarının haklarına da tecavüz etmeyelim diyelim efendim. Bu çok önemli bizler için. O yüzden de inşallah e, yüce Allah'tan bu temennilerimizi her zaman böyle yineleyerek vatandaşımıza bir şekilde bizler de destek olabiliyorsak ne mutlu diyelim. Günaydınlar Çumram, Günaydınlar Konya'm. Özellikle haber başlıklarını sizlere aktarmaya çalıştık. Buradan hepinize Günaydınlar, mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.